Sayın seyirciler, yeniden görülmeye başlanan Hrant Dink davasında hakkında yakalama kararı çıkartılan ancak 1,5 aydır kayıp olan Erhan Tuncel Star gazetesine konuştu. Tuncel 15 gün içinde teslim olacağını ve irtibat kurduğu kişileri açıklayacağını söyledi. Hrant Dink davasında yargılamanın yeniden başlaması üzerine 17 Eylül'de hakkında yakalama kararı çıkartılan ancak kayıplara karışan büyük abi lakaplı Erhan Tuncel'i Star gazetesi buldu. Hakkında yakalama kararı çıkarılmasının hukuki olmadığını savunan Tuncel kaçmadığını ve teslim olacağını söyledi. Kaçmıyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kapsamlı bir dilekçe yazıyorum. Yeni savunmamı da hazırlıyorum. 15 gün içinde bitirip hemen teslim olacağım. Yeniden yapılan yargılamanın da yeterli olmayacağını savunan Tuncel her şeyi açıklayacağım dedi. Dink cinayeti gösteriyor ki devlet içinde Ergenekon üstü bir yapılanma var ve bu cinayetin aydınlatılması sürekli engelleniyor. Ben burada çok küçük bir parçayım. İrtibatta olduğum isimleri açıklayacağım. Dink cinayetinde jandarmanın rolü büyük. Erhan Tuncel savunmasına Gabriel Garcia Marquez'den esinlenerek Kırmızı Pazartesi ismini vermiş. Hrant Dink'in öldürülmesi tıpkı Gabriel Garcia Marquez'in Kırmızı Pazartesi kitabındaki cinayet gibidir. Marquez bir cinayetin göz göre göre nasıl yaşandığını anlatıyor. Dink'in tehdit edildiğini herkes biliyordu ama engel olunmadı. Ben şimdi Kırmızı Pazartesi yazıyorum. Yargıtay mahkemenin Dink cinayetinin örgütlü bir suç olmadığını belirten kararını Mayıs ayında bozmuş, sanıkların silahlı suç örgütü kapsamında cezalandırılmasını istemişti. Sayın seyirciler, Erhan Tuncel ile konuşan Star gazetesi muhabiri Helin Şahin stüdyo konuğum. Hoş geldiniz stüdyomuza, yayınımıza. Öncelikle kutluyorum çünkü kimi gazetelerin 35 gündür haber alınamıyor diye bugün başlık yaptığı Erhan Tuncel'i bulup konuşarak manşetten duyurduğun için bu bir habercilik gazetecilik başarısıdır. Tekrar tebrikler. Şimdi önce nasıl koşullarda yaşıyor Erhan Tuncel? Nasıl bir izlenimin var? Bu gerçekten bizim gazete okuduğumuzda da haberci arkadaşlarla kulise sohbet ettiğimiz bir konu. Evet. O yüzden ben de kendim merak ettiğim bir soruyu sormak istiyorum. Fiziki koşullar nasıldı? Nasıl bir ortamda yaşıyor? Erhan Tuncel bir evde yaşıyor tek başına. Yiyecek, içecek. Bir bilgisayarı. Fotoğraftan ortalama bir ev gibi görünüyor. Evet, ortalama çok düz bir ev. Yani her vatandaşın yaşayabileceği normal sıradan bir evde kalıyor. Kendi başına kalıyor. Yani hani maddi şartları açısından çok da lüks bir hayatı yok. Görünümünde de değişiklik var. Eski en son basına yansıyan fotoğraflarıyla mukayese ettiğin zaman çok kötü görünmüyor aslında. Zamanını sürekli dosya inceleyerek, okuyarak geçiriyor. Zamanın çoğunu dediğim gibi yani savunma yazarak geçirdiği için dışarı da çıkmıyor. Sürekli evde. O şekilde. Kaçmıyorum diyor. Ne yapıyor Erhan Tuncel? Erhan Tuncel kaçmıyor. Zaten teslim olacağını söylüyor. Kaçsaydı ki şimdiye kadar... Teslim olacağım demiş değil mi? Evet. Şimdiye kadar kaçardı zaten. Bir savunma hazırladığı için geniş kapsamlı bir dilekçe hazırlıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sunmak için. Dilekçenin kapsamını da geniş tuttuğu için haliyle bir de 8000 sayfa dosya inceliyor. Dava dosyası, BDDK raporları, müfettiş incelemeleri vesaire. Bu şekilde yani bunu bitirdikten sonra bir de bir kitap hazırlıyor. Roman şeklinde. Onları da tamamladıktan sonra kendi planına göre 15 gün. Kırmızı Pazartesi örneğini vermiş. Evet. Kırmızı Nasıl? Pazartesi Marquez'in ya kitapta roman şeklinde olacak bu kitap. Hrant Dink cinayetinin kendisi istihbarat elemanı olduğu için ben bilgileri verdim üstlerime. İstihbarat birimleri zaten bir o cinayetin işleneceğini biliyorlardı. Ancak gerekli önlemleri onlar almadı. Bu kapsamda bir kitap olacak. Roman şeklinde. Herkes bu cinayetin işleneceğini biliyordu. Ancak Hrant'ı kimse koruyamadı. O şekilde olacağını söyledi. Bunu işaret ediyor. Konusu olacağını işaret ediyor. Şimdi önemli bir vurgusu var. Devletle ilgisi yok, jandarma inceleyin diyor. Evet. Şüphesiz off-the-record söylediği şeyler de olabilir ama burada ne anlatıyor? Haberde paylaştığın kadarıyla ne anlatıyor? Trabzon jandarmasının bu davada incelenmesi lazım. Cinayetteki rolleri büyük diyor. Evet. Ve Erhan Tuncel eşittir. Hrant Dink cinayeti tablosu tamamen yanlış. Bu cinayetin devletle ilgisi yok diyor. Birilerine mesaj mı veriyor? Böyle bir izlenim edindin Şimdi, yoksa? Bana göre evet birilerine mesaj veriyor. Kimlere mesaj veriyor? Hrant Dink cinayeti Ergenekon üstü büyük bir yapının işi diyor.
Büyük bir yapı dediği ne olabilir? Ne yani olabilir, Türkiye'de işte devletle iç içe olmayan bir yapı. Devlet bu yapıdan çok farklı. Bunu anlattı bana. Onun dışında işte jandarmayı neden işaret ediyor? Jandarmanın o dönem toplantılarında Hrant Dink'in öldürüleceğini, bu işin bilgi olarak gittiğini, ancak jandarmanın hiçbir çalışma yapmadığını, hatta bu işi örtbas ettiğini vesaire daha önce gündeme gelmişti. Bunlara da işaret ediyor. Peki onun bilgisi bununla mı sınırlı, yoksa bir kademe ötesi var mı? Bir kademe ötesi var tabii ki, ancak bunu bizimle paylaşmıyor. Bunu mahkemeyle paylaşmayı düşünüyor. Ondan sonra acaba biraz özel harp dairesini işaret ettiğini söyledi bana. Ondan sonra özel harp dairesini işaret ediyor. Evet. Devletle ilgisinin olmaması. Ben Erhan Tuncer eşittir Hrant Dink cinayeti. Bu tablo tamamen doğru değil diyor. Yanlış bir algılama aslında. Ben bir polis muhbiriyim. Beni o dönem elemanlaştıran isimler oldu emniyette. Birlikte çalıştığım isimler oldu. Ondan sonra ben sanık konumuna getirdim. Aslında yasal olarak korunmam gerekiyordu. Ben sonuçta cinayeti ihbar ettim, söyledim, bildirdim üstlerime. Ancak gereken yapılmadı. Ben bu durumda faal olmamam gerekiyor diye düşünüyorum. O isimlerin bahsettiği, yani isim bana isim vermedi ancak... Açıklayacağım diyor. Açıklayacağını, mahkemeye açıklayacağını ve devam eden savcılık soruşturması kapsamında da cinayetin aslında bahsettiği o isimlerin de incelenmesi gerektiğini, ifadelerin alınması gerektiğini, yani Dink cinayeti Erhan Tuncel ve diğer yargılanan sanıkların yer alacağı bir davayla devam etmesini, bir sonuç doğuramayacağını söylüyor. Biraz daha detaylı ve geniş çaplı bir soruşturma yapılması, davanın o şekilde o yöne kayması gerektiğini düşünüyorum. Yine isimleri açıklayacağım demesi de aynı şekilde bir gönderme mi? Böyle mi algıladın sen? Evet, bence bir gönderme, isimleri açıklayacağım. Çünkü şimdiye kadar bana işte Erhan Tuncel polis muhbiridir, bu cinayeti cinayet hakkında bildiklerini saklıyor vesaire, o tarz şeylerden şikayetçi aslında. Cinayetle ilgili bildiği çok şey olduğunu söylemiyor. Yalnızca muhbirlik yaptığı dönemde Yasin Hayal ve grubundan edindiği bilgileri aktardığını, aktardığı kişilerin bu şekilde bir önlem alması gerektiğini dile getiriyor. Ergenekon üstü bir yapılanma var diyor. Az önce senin de söylediğin gibi bu puzzle'ın çok küçük bir parçası olduğunu iddia ediyor. Anladığımız kadarıyla. Evet. Kendisi ben bu olayın çok küçük bir parçasıyım diyor. Daha büyük bir yapılanmadan bahsediyor. Evet, çünkü daha büyük bir yapılanma diyor. Niçin daha büyük bir yapılanma? Telefon kayıtları silindi. Erhan Tuncel'in yasa dışı dinlemesi vardı. HTS kayıtları bulunamadı. Birçok isme ve birçok kişiye aslında gidebilecek deliller ortadan kaldırıldı. Bu da derin bir elin çalışması şeklinde yorumluyor kendisi bunu. Ergenekon'a da Türkiye'de operasyonlar yapıldığı için, madem ki Ergenekon'a operasyon yapıldı, Ergenekon bitti. Peki bu iş neden hala çözülemiyor? Demek ki bu Ergenekon üstü bir iş. Onu işaret ediyor. Evet, onu işaret ediyor. O şekilde yorumlar yapıyor. Jandarmanın içerisinde de zaten özel harp dairesi dediği şey biraz ona kayıyor bana göre. Jandarmanın içerisinde de bu işi bilen insanlar olduğunu, ancak konuşmadıklarını söylüyor. Davanın seyrinden, şimdi bu röportajdan anlaşılan davanın seyrinden memnun değil, ama sadece kişisel olarak haksızlığa uğradığı için değil, genel olarak bir memnuniyetsizliği var ve bunu değiştirmeye çalışıyor. Bu yüzden mi şu anda gizlenerek çalışmalarını sürdürüyor? Ama kesinlikle davanın seyrini, şimdi ben cezaevine gidersem orada rahat çalışamam, yani tutuklanma ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Biraz da mahkemenin üzerinde kamuoyu baskısı olduğunu düşünüyor. Yani Erhan Tuncel yakalanmadı. Erhan Tuncel neden yakalanmıyor? Erhan Tuncel 5 yıldır cezaevindeydi. 5 yıl yargılandı. Madem cinayet çözülecekti, çözülseydi o zaman. Öyle mi düşünüyor? Evet. Kendisi, yani çünkü kendisi de sınırlı olmadığını düşünüyor. Kendisi de sınırlı olsaydı zaten çözülürdü. Yargılamanın da eksik olduğunu, daha önce de eksik yürütüldüğünü dile getiriyor. Daha geniş çaplı bir yargılama yapılması gerektiğini söylüyor. Savunman bitince teslim olacağım diye söylüyor. Peki ümitli mi? Bu hazırlığını yaptıktan, teslim ettikten sonra davanın seyrinin daha geniş çaplı şekilde ilerleyeceği konusunda ümitli mi? Çok ümitli olduğunu söyleyemem. Çünkü biraz daha devam eden mahkemenin delil dosyaları zaten mevcut. Mahkemeye yeni sunulacak delillerin önemli olduğunu düşünüyor. Bu da devam eden Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasına bağlı. Savcı 2 yıldan fazladır bir soruşturma yürütüyor, ancak hiçbir sonuç ortaya çıkmadı şimdiye kadar. O soruşturmadan biraz ümitli, yeni deliller ortaya çıkabileceğini düşünüyor.
öncesinden bu yana aslında Hrant Dink'in öldürülmesinden önceki süreci de dahil ediyor eleştirdiği döneme baktığımız kadarıyla. Çünkü Kırmızı Pazartesi kitabını örnek gösterirken kendisinin de hazırladığı bir cinayetin göz göre göre nasıl meydana geldiği yaşandığı anlatıldığı için kitapta orada buradan başlıyor aslında sürece ilişkin anladığımız kadarıyla eleştirilmesi. Sen de böyle düşünüyorsun bilmiyorum. Çünkü tehdit edildiğini herkes biliyordu ama engel olunmadı diyor. Aslında başından bu yana süre gelen bir eleştirel bakış var olaya. Eleştirel bakış var tabii ki. Yani Hrant Dink milliyetçi bazı kesimler tarafından, Ergenekon'da ismi geçen bazı kesimler tarafından direkt hedef gösteriliyordu. Veli Küçük, Hrant Dink'in yargılandığı Şişli'deki mahkemeye gidip bir dilekçe yazıp davaya müdahil oluyordu ve silahıyla o duruşma salonuna giriyordu. Ondan sonra Agos'un önündeki eylemler, işte yumurta atmalar vesaire. Hrant Dink'in valilikte ki toplantıda, o toplantıdan bahsediyor. Herkes işte Hrant Dink'in aslında bir tehdit altında olduğunu biliyordu, görüyordu. Benim içerisinde bulunduğum bir muhbir olarak görev yaptığım alanda da bu konu gündeme geliyordu. Ben bunu zaten bildirdim. Elimden geleni yaptım. Bu şekilde düşünüyorum. Helin Şahin, Erhan Tunceli buldu ve konuştu. Star gazetesinin manşetinde bugün. Tekrar teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz. Sağ olun. Tekrar görüşmek dileğiyle, çalışmalarına da kolaylık diliyorum. Sayın seyirciler, röportaj